Efendim, yeniden birlikteyiz. Bu bölümde sendikacılığı konuşacağız. Biliyorsunuz Türkiye gündeminde özellikle seçim öncesi vardı ama daha sonra da hep konuşulan zamlardı. Memur zammıydı, memurun haklarıydı, emekli zamlarıydı, işçi zammı konuşuldu. Efendim konuğumuz Süleyman Hilmi Yılmaz. Başkanım hoş geldiniz. Hoş bulduk Sayın Hocam. Türk Tarım Orman Sen Isparta Şube Başkanı ve Kamusen İl Temsilcisi. Evet. Hilmi diyelim artık. Biz evet. Hilmi, diyebilirsiniz. Ben zaten Hilmi kullanıyorum olarak, hocam. Biliyoruz, öyle konuşuyoruz. Şu an Türkiye gündeminde özellikle memurlar var. Şimdi emekliler de gündeme geliyor. Evet. Sayın Devlet Bahçeli'nin açıklamasından sonra tekrar bir zam gündeme geldi. Evet başkanım. Önce zamları bir sonraki süreçte geçelim. Çalışmalar hem kendi sendikanızda hem kamusunda neler yapıyorsunuz kamusende? Öncelikle bütün izleyicilerimize, üyelerimize hayırlı akşamlar diliyorum. Bugün İzmir Orman Bölge Müdürlüğü personeli İzmir Menderes'te bir yangın çıkmıştı. Orada arazöz şoförümüz, arkadaşımız hayatını kaybetti. Allah rahmet eylesin. Ona Allah'tan rahmet diliyorum. Ailesine de sabırlar diliyorum. Orman Genel Müdürlüğü teşkilatımıza da başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun inşallah. Amin, amin. Hocam malum olduğu üzere sendikacılık hep vardı. 92'den beri Türkiye kampüsünde hep ayaktaydı. Türk Tarım Orman'dan hep vardı. Memurun hakları için, menfaati için sürekli sahadaydık, evet. Alanlardaydık, mücadele ettik. Uğraştık, uğraşmaya da devam edeceğiz. Önümüz yeni bir yüzyıla girdik, Türk yüzyılına girdik. Bu Türk yüzyılında Türk memurunu refaha kavuşturmak için elimizden gelen gayri de çabayı genel merkezimizle beraber gösteriyoruz. Hizmet kolumuzda da ciddi sorunlar, problemler var. Bunların çözmek için uğraşlarımız devam ediyor. Ama bir 4688 sayılı sendika kanunu var. Kamu görevlileri sendikaları ve toplu sözleşme kanunu var. Burada demiş ki yetkili olan sendika hükümetle toplu sözleşme imzalar demiş. Hizmet kolları ile ayrı ayrı toplu sözleşme imzalanır. Genel memurlara ilgilendiren ayrı bir toplu sözleşme imzalanır. Bu 1 Ağustos'ta başlar, 30 Ağustos'ta biter. Bu sürecin çok az olduğunu geçmiş dönemlerde de biz dile getirdik. Toplu hizmet kollarındaki sözleşmelerin ayrı bir dönemde imzalanmasının hizmet kolu çalışanlar açısından daha rahat olacağını, daha anlamlı olacağını, daha detaylı bir şekilde sözleşme imzalanacağını söylemiştik ama bu işte bir yetkili sendika var, yetkili konfederasyon var. 6 dönem sözleşme imzaladı. Bu da 12 yıla tekabül ediyor. Geldiğimiz noktada sorunlar o kadar çoğaldı ki hepsi birikti, ötelendi, ileriye ertelendi. Sorunlar dağ gibi olmaya başladı. 1 Ağustos 2023 itibariyle tekrar bir toplu sözleşme masası var. Masaya yine onlar oturacak. Evet, yine onlar oturacak. Evet, 2023 Mayıs tutanaklarına göre 6 defa sözleşme imzalayan konfederasyon oturacak. Geçen hafta Sayın Bakan'la yaptığımız bir görüşme vardı. Yeni Çalışma Bakanımız Vedat Işıkhan Bey'le bir görüşme yaptı genel merkezimiz. Burada sorunlarımızı dile getirdik. İlk başta toplu sözleşme masasının içeriği değişmesi gerekiyor. Yani? Yani bu şartlarda işte iki taraf oturuyor. Hükümet ve yetkili konfederasyon oturuyor. Hükümet bir teklif ediyor. Yetkili konfederasyon bir teklif veriyor. Olmaz dediği zaman uzlaştırma heyetine gidiyor. Uzlaştırma heyeti çok bir değişiklik yapmıyor. O yüzden ilk önce toplu sözleşmenin içeriği değişmesi lazım. Anladım. Yani bu değişmeden çok da bir yol alınabileceğini düşünmüyoruz. Türkiye Kamusu'nun olarak bu sıkıntılarımızı Sayın Bakanımıza, Genel Başkanımız Önder Kahveci aracılığıyla ilettik. Bir an önce personel rejiminin de değişmesi lazım. Yani o kadar farklı çalışma sistemleri var ki kamuda. Geçmiş dönemdeki Çalışma Bakanımız Sayın Vedat Bilgin'in şeyine göre söyleme göre 33 farklı çalışma modeli var. 33. Saygılı hocam, evet. Kamuda. Yani şimdi düşünsene 33 farklı çalışma modeli işte bir zam yaptığınız zaman ya da 33 memur çeşidi mi var diyelim ona biz? Memur, işçi, çalışan, sözleşmeli, evet. Vekil, çalışan. Kamu çalışan. Kamu çalışan yani. Tabii ki. 33 farklı çok, modelde kamu. Çok değil mi tabii ya? Yani çok. Yapılan iş belli. Biz ilk yıllar işte göreve başladığımız zaman, memura başladığımız zaman çok yoktu işte memur ve işçi statüsünde çalışan arkadaşlar vardı. Şimdi 33 farklı çalışma modeli var. Bunların bir an önce. Çok dağılmış yani. Evet, çok dağıldı. Hemen bir personel rejimiyle, ciddi bir çalışmayla, tüm sendikaların katılımıyla
Yeni bir personel rejiminin oluşturulması taraftarıyız biz. Öyle olmasını istiyoruz. Çalışmalarımız bu yönde devam ediyor. Hizmet kolumuzdaki sıkıntılarımızı... Onu soracaktım. Ne gibi ana sorunlar neler hizmet kolumuzda? Bizim hizmet kolumuzda ilave kontrol ödemeler var, ek kontrol ödemeler var. Önceden alınabiliyordu. Şimdi işte birini alırsın, birini alamazsın oldu. Tekniker arkadaşları var ki ben kendim de teknikerim. Lisans tamamlama sorunumuz var ciddi bir şekilde. Mesela bunu bir türlü şey yapamadık, çıkarttıramadık. Mesela bizim hizmet kolumuzda veteriner sağlık tekniker arkadaşlarımız var. Onlar sağlık hizmetlerinin sınıfında çalışır. Emsal olarak söylüyorum bunu. Sağlık hizmetlerinin sınıfında çalışır. Beşeri sağlıkçı arkadaşlara lisans tamamlama çıktı. Bundan bizimdeki arkadaşlar da faydalandı sağlık hizmetleri sınıfı olunca. Şimdi düşünebiliyor musunuz? Veteriner sağlık tekniker arkadaşlar Ziraat Fakültesi'nde lisans tamamlama okuyup ziraat mühendisi olarak mezun oluyorlar. Tamam. Ama ziraat meslek lisesini bitirmiş. Peşinden meslek yüksek okulunu bitirmiş. 2 yıl tekniker olmuş. Ziraat tekniker olmuş. Bunlara bir türlü lisans tamamlama çıkmadı. Allah. Niye de farkı var? Farkı yok. Bunu sendikamız Türk Tarım Ormanları'nın genel merkezi, genel başkanımız Ahmet Demirci YÖK'le siyasilerle yapmış olduğu görüşmede özellikle YÖK başkanının söylediği şu. Bizim mevzuatımız açısından bir sıkıntı yok. Eğer işte Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bizim mevzuatımıza ziraat teknikerleri lisans tamamlayabilir. İşte bir madde ekletebilirseniz bizim altyapımız yani mevcut. Yasa geçtikten sonra sıkıntı aynen yok. Aynen öyle. Yasa geçtikten sonra lisans tamamlattırabiliriz diyorlar. Ama yıllardır bunu mücadele ediyoruz. Başaramadık ama vazgeçmiş de değiliz. Tekrar devam edeceğiz. Mesela bundan dolayı bir mağduriyet de oluştu hocam. Geçen yıldı herhalde. Bizim de içinde olduğumuz yani lisans tamamlama ziraat teknikerlerinin içinde olduğu bir komisyon geldi. Milli Eğitim Bakanlığı'nın komisyonu, alt komisyonu geldi. Alt komisyonda bizimki geçmedi. Diyanet İşleri Başkanlığı personelin geçti. Onlar müracaat ettiler lisans tamamlamak için. Sonra dava açıldı. Birileri dava açtı. Onlarınki de iptal oldu. Şimdi o arkadaşlar da mağdur oldu. Onlar da müracaat ettiler. Birden geçsin. Hepsi i̇şte ikisi bir arada geçsin ama geçmiyor. Gerekçesi nette söylenmiyor. Ama hala bu konuyla mücadele ediyoruz. Mesela ormancılık hizmet kolumuzda orman muhafaza memurlarımızın ciddi sorunları var. İşte bunlar biliyorsunuz özel bir kıyafetleri var. Tabancaları var. Yeri geliyor bunlar kolluk kuvveti oluyor. Ama kolluk kuvveti gibi işlem yapılmıyor. Bir olaya müdahil oluyorlar. Sonra kızıyorlar. Siz kolluk kuvveti misiniz diye müdahil oldunuz yani, diyorlar. Yetki karmaşası var onlarda. Statüsü belli değil. Statü belli değil. Aynı zamanda teknikerde olmaları isteniyor arkadaşların. Bize talep ediyoruz. Böyle bir statü sıkıntısı var. Bu arkadaşların bir an önce hem tekniker statüsünü hem de güvenlik gücü statüsünü almasını talep ediyoruz. Teklifimiz de bu yönde var zaten. Hazırlıklarımız var. Ama henüz amacımıza ulaşabilmiş değiliz. Ama dediğimiz gibi çalışmalarımız hala son hızla devam ediyor yani. İnşallah olur. İnşallah. Yani bu tabii sadece şimdi arkadaşlar yanlış anlamasın. İşte mühendislerimiz var, veteriner hekimlerimiz tabii var. Tabii hepsinin onlar sorunları zamanla hep bütün sorunlar var ama dediğim gibi 6 dönem toplu sözleşme imzalanmış ama bu sorunlar hala dağ gibi birikmiş. Hepsine tek tek bahsetmeye çalışacağız. Elimizden geldiğince, gücümüz yettiğince ki Türkiye Kamusen olarak, Türk Tarım Orman Sen olarak da bununla ilgili inanın ki bütün raporlarımız hepsi var. Alternatifli şekilde var. Hem Tarım Orman Bakanımıza gittiğimiz zaman bakanımıza iletiyoruz, bakan yardımcılarımıza iletiyoruz, mecliste grubu bulunan siyasi parti temsilcilerine iletiyoruz. Ama tabii ki de hemen olmuyor bazı tabii, şeyler. Zaman ihtiyaç var. Zamanla oluyor, kamuoyu oluşturarak oluyor. Bir şekilde devam ediyoruz mücadeleye. Yani bütün sizin sendikanızın kapsadığı diyelim artık alanları evet. Hepsini sorunlarını takip ediyorsunuz. Tabii tabii kesinlikle. Evet. Şimdi 1 Ağustos'ta masaya oturulacak tekrar. Evet. Umudunuz var mı orada yani? Yok. Beklediğinizi alabilecek misiniz? Şimdi Türkiye Kamusen olarak mevcut toplu sözleşme mevzuatına baktığımız zaman çok ümidimiz yok. Hele aynası iştir kişinin lafa bakılmaz derler ya. Mevcut yetkili konfederasyon oturacak. Merkez Bankası'nın ve hükümetin hedef enflasyonuna baktığın zaman çok da verimli bir sözleşme olacağını düşünmüyoruz. Ki inşallah ben burada yanılırım. Kamu çalışanların, memurların istediği gibi bir sözleşme olur. Çıkar. Ama çok da düşünmüyorum. Yani çünkü hep hedef enflasyona göre 2024-2025 zammı
verileceği için hedef enflasyonu da tek rakamlı gibi düşünün. Yani aslında sizin burada hani eleştiri, daha doğrusu umutsuz olduğunuz, sizi umutsuz kılan şey masaya tutacak olan sendikadan. Evet, kesinlikle. Kesinlikle. Çünkü her bir sözleşme bir öncekinden kötü geldi Şakir Bey. Yani bu kadar mı zor bazı şeyler? Yani çok kolay şeyler var. Mesela bir örnek vereyim. Bayram ikramiyesi ya da hafta sonu tatili, pazar günü tatili. Geçmiş dönemde bu mutabakata girdi mesela. Hı-hı. Pazar günü tatili. Kamu işçisi işte 20 gün izin aldığı zaman, pazar günleri denk geldiği zaman izin sayılmaz. He, anladım. Pazar günü izni sayılmaz. O takip işte. İki pazar varsa iki gün uzak. Hafta için iki gün daha izin kullanır. Ama bizde o yok. Bu mutabakat metnine girmiş olmasına rağmen yayınla olmadı, takip de edilmedi. Hmm. En basit yani, çok zor. Anladım. bir şey değil. Buna evet. Benzer şeyler var. Mesela bayram ikramiyesi. Kamuda bayram ikramiyesi almayan tek kesim biziz. Allah Allah. Memurlar, evet. İşçi arkadaşlarımızın ikramiyeleri vardır. İşte emekli abilerimiz, ablalarımız, emeklerimiz bayram ikramiyesi, işte SGK, Bağkur, bütün emeklere bayram ikramiyesi verilmeye başlandı. Sadece devlet memurları alamıyor bayram ikramiyesi. Yani işte ne kadar 3,5 milyon memur varsa çarpı 2, çok da bir maliyet yok. Evet. Biz de talep ediyoruz. Yani inşallah, yani dediğiniz gibi diyorsunuz ya, biz yanılalım. Keşke Ağustos'taki toplu sözleşmede İnşallah biz yanılırız. İkisini alınsın de, ama evet yani umudumuz yok. Buna siz de katılıyorsunuz hocam. Ya şöyle katılıyorum, şundan katılıyorum. Yani evet, devletimizin imkanları belli, pozisyon belli, ama en azından her toplu sözleşmede bir sorun çözülse, iki sorun tabii çözülse, çözülerek gelinse sorunlar yığılmaz. Hocam şunu tekrardan söyleyeyim. Türkiye Kamusen ilk maddesi, ilk ilkesi bizim ilkemiz, önce ülkemiz. Yani Türkiye Kamusen devletimiz zordayken, ekonomik olarak, siyasi olarak, kültür olarak, artık her neyse, zordayken Türkiye Kamusen devlete zarar verecek hiçbir adım atmaz. Kesinlikle. Onun yanında da, adım atanların yanında da olmaz. Biz ülkede bir pasta varsa kamu çalışanı olarak bu pastadan payımıza düşeni istiyoruz. Anladım. Ne bir eksik, ne hakkımız bir fazla. Hakkımızı alalım diyoruz. Hakkımızı alalım diyoruz. Başka bir derdimiz, amacımız üzüm yemek. Kesinlikle bağcıyı dövmek değil. Ya onu biliyorum. Onda şey yok. Şimdi bir diğer konu son gelişmeler. Evet. Şimdi seçim öncesinde kamu işlerine çok ciddi zam verdi. Verilsin. Daha önce bu konu tabii, gündeme geldi. Ama şöyle bir durum söz konusu. Bu defa memurlar gerçekten çok altta kaldı. Şimdi de yeni yasa mecliste en düşük memur maaşı 22 bin liraya yükseltilecek. 8.077 lira seyyanen ve %17.55 miydi? 55. 55'te enflasyon farkı, yani o oransal zam verilecek. Yeterli mi sizce ki bu karardan sonra, açıklandıktan sonra sizin açıklamanız var bu konuda. Evet. Ne bekliyordunuz, ne oldu? Hocam, şimdi bu iş, önce şunu bir ayırt edelim. İşçi arkadaşlarımızın aldığı maaşta kamu çalışanları olarak kesinlikle gözümüz yok. Neden bu arkadaşlar bu kadar çok daha çok alsınlar, bu kadar çok alıyor gibi bir düşüncemiz, söylememiz de yok. Sadece bizim isteğimiz günün, işte ülkemizin şartlarına göre işçi arkadaşların aldığı maaşa baktığın zaman günün şartlarında az bile aslında. Doğru. Yani bir de bu arkadaşlar muhtemelen bu ay %27'lik vergi dilimine girdiler o aldığı maaşta. Tabii bir de o var şimdi. Şimdi yanlış anlaşılmasın, lan işçiyle neden böyle yapıyorsunuz? İşçiye hakim kesinlikle. Kesinlikle. İşçi arkadaşlarımız. Biz beraber çalışıyoruz. Beraber daha fazla alsın ama memur da alsın. Daha fazla alsın ama biz de alalım. Şimdi işçi arkadaşlara yapılan zamdan sonra Şakir Bey inanın telefonlar susmadı. Burada bizim genel merkezde yöneticilerimizin o kadar tepki geldi ki, şimdi lisans mezunu bir veteriner hekim arkadaşımız, mühendis arkadaşımız, işte çeşitli ünvanlarda olan arkadaşlarımız o kadar sistem etti ki, şimdi ben dedi 20 bin lira maaş alırken İşçi arkadaşımız 25 bin lira maaş mı alacak? Alacak. Mevcut sözleşme o. Hemen antiparantez belirteyim bu şeyde. Şakir Bey, sözleşme tarafı aynı. Hükümet. Evet. AK Parti hükümeti. Bir tarafta işçi sendikası oturuyor. Memur sendikası oturuyor. İşçi sendikası istediğini alıyor. Memur sendikası alamıyor. Niçin? Demek ki işçiler daha dirayetli. Biz istiyoruz diyor. Masaya yumruğuna vurup alabiliyor demek ki. Ama o yetkili konfederasyon alamıyor.
Bizim sistemimiz bu. Aynı kişi. Siz de sözleşme imzalıyorsunuz. Muhatap aynı. Muhatap aynı. Ama birine veriliyor, biri alıyor daha doğrusu, biri alamıyor. Bizim sistemimiz bu. Neyse, iş arkadaşlara verildi. Ciddi tepkiler geldi arkadaşlarımızdan. Sayın Cumhurbaşkanımız sonra çıktı, dedi ki işte Temmuz'daki bizim yasal düzenlemeye göre Temmuz'da en düşük devlet memuru maaşı 22 bin lira olacak dedi. O sözünü verdi. Seçim süreci bitti. Temmuz ayına geldik. İşte 5 Temmuz itibariyle enflasyon farkı açıklandı. 11.77 enflasyon farkı çıktı. %6'da 2023'ün 6. ayındaki zam farkıyla beraber 11.55 civarında oldu. Sonradan seyyanın 8.077 lira ilave yaptılar. Ama bu bizim beklentilerimizi kesinlikle ve kesinlikle karşılamadı. 8.077 lira bugüne kadar olmamış bir uygulama oldu. Taban ayla yansımadı. Şimdi en çok bu konuşuluyor. Yani bu şu demek mi? Özlük hakkına yansımıyor. O parayı veriyor devlet ama emekli olurken o 8 bin liranın artısı, yani maaşa yansıması yok mu? Hocam bu şu demek. Şimdi bu rakamları şey söylüyorum. Yuvarlak. Örnek. Örnekleme söylüyorum. Şimdi 20 bin lira alan bir kamu çalışanı, hı hı, 8.077 lira daha bu seyyana zam gelecek, 27 bin lira maaş alacak. Ama emekli keseneğine 20 bin lira üzerinden, anladım, işlem yapılacak. Bu 8 bin liralık kısım sadece aylık maaşı artırmak için gibi düşünelim. Maaşı artırmak için verilmiş bir gelir kaynağı, gelir kalemi. O zaman kimse emekli olmaz ki. Tabii şu anda zaten emekli, bu Temmuz ayındaki bu zamı bekleyip emekli olmak isteyenlerin çoğu vazgeçmiş durumda. Yani bunu bize gelen telefonlardan, arkadaşlarla görüşme yaptığımızdan dolayı biliyorum. Kesinlikle ötelediler emekliliklerini. Bu konuda, bu konu şunda bahsedelim. Biz Türkiye Komisyonu olarak zaten 7 Temmuz 2023 Cuma günü 81 ilde eş zamanlı bir basın açıklaması yaptık. Ne kadar haklı olduğumuzu dünkü Milliyetçi Hareket Partisi grup konuşmasında Devlet Bey de, Devlet Bahçeli Bey de haklılığımızı ortaya çıkardı. O da bu kabul edilemez dedi. Kök aylığa yansıması gerekir diye bizi destek niteliğinde bir açıklama yaptı. Kendisine de buradan teşekkür ediyoruz. Bir an önce bu kök aylığa yansıması lazım. Emekli olacak arkadaşlar emekli olması lazım. Ki çalışırkenle emekli arasında neredeyse yarı yarıya fark oldu. Uçurum çok daha da büyüdü. Şu anki lisans mezunu bir arkadaşımız 30 bin lira. Yani bunlar hep yuvarlak. Zam 30 bin lira civarında maaş alır durumdayken emekli olduğu zaman 15 bin lira civarında düşecek. Kurma niye emekli olsun? Ciddi bir maaş kaybı. Bu şartlarda 65 yaşında herkes bekler. Onun aklına o geç. Yani evet. Şey peki, ortada. Mecliste şu an görüşmeler devam ediyor. Dün geç bir ara verildi ama Sayın Başkan'ın açıklamasından sonra değişiklik olabilir mi? Olabilir. Dün Devlet Bey'in açıklamasından sonra AK Parti Grup Başkanı Vekili de değişiklik olabilir, yeni bir düzenleme yapılabilir diye bir açıklama yaptı. Umudumuz, temennimiz değişik olması yönünde. Yani bir an önce bu hem aktif çalışanlara faydası olacak hem de emekli olan emeklerimize katkısı olacak. Şimdi işte emeklere de %17,5'tu. Sayın Cumhurbaşkanımız %25'e çıkardı. Hı hı. Yani ama o 8 bin lira kök aylığa gelmediği için emeklerimiz faydalanamayacak. Emeklerimiz de ciddi anlamda sıkıntıda. Bir an önce bunun hem çalışanlar için hem emekler için taban aylığa yansıması faydalı olacaktır. Peki diyelim ki olmadı. Yani aynı gelen teklif geçti diyelim. 8 bin seyyanen %17.55 oransal zam oldu. Bir eylem planınız var mı? Yani bir tepkiniz ne olur? Ya biz kamu seni biliyoruz. Kamu sen devlete zarar hiçbir şey yapmaz. Vermez. Yapmaz. Biz kesinlikle yani kadar yapmaz. Şöyle söyleyeyim hocam. Şöyle söyleyeyim. İşte ayın 7'sinde eş zamanlı Türkiye genelinde bir basın açıklaması yaptık. Geçen haftalarda genel merkezimizi ziyaret ettiğimizde genel başkanımız Önder Kahveci Bey ile görüştüğümüz zaman ay sonunda Ankara'da bir şeyler olabilir. Belki bir basın açıklaması şeklinde yani şeyler yapabiliriz demişti ama bu şimdi olacak da demiyorum, olmayacak da demiyorum. Böyle bir açıklama yapmıştı genel başkanımız. Net olmadığı için olacak ya da olmayacak diyemiyorum. Ama şu anda zaten Şakir Bey alt komisyonlarda Türkiye Kamusen genel başkanları, özellikle Türkeş başkanımız komisyonda gitti. Bununla ilgili
açıklamasını yaptı. Raporlarımızı hazırladık. Komisyonlara raporlarımızı verdik. Hala mecliste aktif bir şekilde bu konuyla ilgili çalışıyoruz. Tabii takip ediyoruz. Hem AK Parti hem Milliyetçi Hareket Partisi grup başkan vekillerine de görüşülüyor, dosyalar veriliyor. Bunun eksik olduğunu, tamamlanması gerektiğini, düzeltilmesi gerektiği konusunda çalışmalarımız devam ediyor. Aktif bir şekilde devam ediyoruz. Yani şu anda hala belki genel başkanlarımızdan birkaç tanesi meclistedir. Yani hiçbir zaman bırakmadık bunun peşini. Bırakmadınız, evet. Şimdi şu ortaya çıkıyor. Yani aslında denge bozuldu biraz. Yani istihdam mı, memurdaki pozisyon, emeklideki pozisyon. Bir sanki dediniz ya, sanki böyle bir genel bir revizyona ihtiyaç var. Evet, ciddi bir personel rejimine ihtiyacım var. Bak bir de şeyi unutuyorduk, az daha onu da söyleyeyim. Şimdi bu 8 bin lira var ya hocam, seyyanen zam. Hı-hı. Sözleşmeli personel yok bu mesela. Ha, sözleşmeli personel faydalanamayacak bundan. Yani şimdi gerçekten üzücü bir durum. Şimdi tabii, atıyorum memur. Evet. Ama sözleşmeli çalışan arkadaşlar çalışıyor. Evet. Bu nasıl bir şey? Evet, böyle. Sözleşmeli arkadaşlar faydalanamayacak. Buradan bozuyor zaten. Ya şu anda kamuda ciddi bir çalışma barışı sıkıntısı var. Özellikle işçi arkadaşlar yapılan zamdan sonra bize gelen bu zamlar beklentiyi de karşılamayınca kamu şeyler oldu mesela. Lisans mezunu arkadaşlar özellikle bizim hizmet kolumuzda ve diğer hizmet kollarında kamu mühendisleri platformu oluşturuldu. Biz komisyon olarak da, Türk Tarım Orman Sen olarak da ayın 8'inde yanlış hatırlamıyorsun Ankara'da bir basın açıklamaları vardı. Ona da destek verdik. Veteriner hekimler platformu oluşturuldu. Yani bütün meslek gruplarıyla ilgili böyle platform oluşturuluyor. Ciddi bir tepki oldu bu konuda. Hala da devam ediyor. Yani bunu düzeltin. Bir an önce bu yanlıştan dönülmesi gerekir. Ciddi bir yanlış. Ya bir de şu var Şakir Bey, şimdi mesela Cumhurbaşkanımız 11 Mayıs'ta söylemiş. En düşük devlet memuru 22 bin lira olacak diye. Bak ben şuna notlarımı aldım, yanlış söylemeyeyim diye. 2 ay süre geçmiş aradan. O günkü dolar, altın ve euro kuru üzerinden hesapladığımızda 281 dolar, 253 euro, 3 nokta gramda altın kaybı olmuş 2 ay içerisinde. Memurun kaybı. Evet. Yani zaten o zammı almadan bile bu kadar kaybımız olmuş bizim. Yani böyle de bir sıkıntı var. Doğru. O yüzden bir an önce bu işin düzeltilmesi, yanlıştan dönülmesi gerekir. Bir de şu var hocam. Bugüne kadar memura yapılan zamlar 1 Temmuz, 1 Ocak. Evet. Hep o tarihlerden itibaren geçerli olmuştur. 14 günlük farkı kamu çalışanları almıştır. Şimdi mesela bu 8077 lira olan ilave ek ödeme 15 Temmuz tarihinden itibaren geçerli. Mesela bunun şeyi yok. 14 günlük farkı yok. Böyle de bir sıkıntımız var. Doğru. Şimdi kamu rejimi, hep kamu rejimi diyoruz ya, bir önce değişmesi lazım dedik. Hakikaten değişmesi lazım. Mesela 3600 sıkıntımız var bir de. 3600 ek gösterge problemimiz var. Ne gibi oldu bu? Şimdi mesela o kanun çıktı, verildi. Çıktı, evet. Yani yeterli değil mi? Yeterli değil hocam. Şimdi şöyle söyleyeyim. Örnekleme anlatayım. Hastanede çalışan, işte sağlık memuru, hemşire, laboratuvar teknisyeni gibi, yani sağlıkla ilgili bölümlerde çalışan arkadaşlar 3600 aldı. Ama öbür taraftan işte sıhhi tesisat, elektrik teknikeri neyse yani diğer ünvanlardaki teknikerler alamadı. Niye? Yani üniversite mezunu olmadığı için mi? 2 yıllık mezun. İkisi de tekniker. Biri o bölümle ilgili tekniker. Sağlıktaki 2 yıllık mezun aldı. Evet. Yine sağlıkta çalışan 2 yıllık mezun alamadı. Bunu seçimden önce de görüşüldüğü zaman Allah var geçmiş dönemek işte Vedat Bilgin Çalışma Bakanımız da bu konunun eksik olduğunu seçimden sonra kesinlikle düzeltilmesi gerektiğini beyan etti. Sayın Cumhurbaşkanı'na da iletildi bu konu. Bizim kamusal olarak teklifimiz şu. Birinci derece düşen bütün kamu görevlileri 3600 ek göstergeden faydalansın. Tamam, hükümet de itiraz etmedi. Ama henüz de çıkmadı. Yasalaşmadı. Bu son günlerdeki işte bu maaş artışlarından dolayı torba kanuna girer mi girmez mi? Atarlar mı atmazlar mı onu da biliyoruz. Bununla da ilgili çalışmamız devam ediyor hala. Yani sadece maaşla ilgili değil. Bunu da o torba yasaya girmesi için çalışmalarımız devam ediyor. İnşallah torba yasaya girer. Bu da o yasayla beraber tabii, torba kanunlaşır inşallah. Bu yani ikinci aşamada gelecek olan süreçte. Evet. Evet hocam. Yani bilmiyorum, bir şey var. Karmaşa gözüküyor. O karmaşanın bir an evvel çözülmesi lazım. Bu karmaşa kamuda da çalışma barışını çok etkiler hocam.
Yani onu soracaktım. Yani işçi memur arasındaki o huzuru bozuyor değil mi? Bozuyor, bozmaz olur mu hocam? Yani şimdi biz kamuda çalışıyorum ben hala, aktif çalışıyorum. İster istemez etkiliyor. Mutlaka. Ya ben 32 yıllık devlet memuruyum. Geçmiş dönemde de buna benzer bir uygulama olmuştu. O zaman da bu sıkıntılar oldu. Şimdi yine oldu. Adam diyor ki ben ne yapacağım diyor, yapsın diyor. Yani evet. Haklı mı? Haklı. Üniversite okumuşum diyor. Şimdi, bir noktaya gelmişim. Düşünebiliyor musunuz? Mühendis arkadaş ya da veteriner hekim arkadaş ya da kimyager ya da doktor ya da hekim neyse işte. Belli bir aşamadan geçmiş. Okumuş ve sorumluluk alıyor. Doğru. Bu adam imza atıyor hocam. Milyonlara, trilyonlara imza atıyor yani. İmza atarken bir sorumluluğu var ama karşılığını alamıyor. Doğru. Bu 1, 2, 3 derken ister istemez çalışmada evet eksiklik oluyor, motivasyonu bozuluyor. Bir de şey yok mu başkanım, gerçi siz memur sendikasınız ama işler arasında bir ayrım olması lazım. Ayrımdan kastettiğim şu, yani hakikaten ağır iş yapanlarla evet. İş kadrosunda oturanların aynı maaşı almaması lazım. Almaması lazım. Bunu nasıl ayırırlar bilmiyorum. Doğru söylüyorsunuz. Çok basit. Yani bu basittir şimdi. Lütfen yanlış anlamasın. Kimseye bir şeyimiz yok. Herkes çok parası. Gözümüzde yok. Demek istediğim o değil. İşçi kadrosunda olup da oturan insan var. İşçi kadrosunda olup da dağ taş gezen, işte yangın söndüren, hayatını tehlikeye atan arkadaşlarımız var. Metrelerce yerin altında kömür çıkaran, yani, maden işçileri. Yani yerin altında metrelerce, 300-500 metre yerin altında kömür çıkaran arkadaşlar var. Evet. Şimdi hepsini aynı kefeye koyarsanız bu haksızlık oluyor yani. Bu ayarlanabilir herhalde. Çok zor olmaması gerekir ama muhtemelen bugüne kadar bu işe girmediler. Meslek ayrımı yapmadılar. Önümüzdeki dönemlerde belki olabilir. Yani bir de bu var yani şimdi. Çok, onu tabii, söylemeye çalışıyorum. Ciddi yani anlamda bir var. Bir arada kamudaki huzurunu hocam, bozan bu. Bir de şunu söylemek lazım. Yani kamuda hani işçiler şöyle söyleyeyim. İşçi arkadaşlar tam emin değilim ama 17 bin ile 35 bin arasında maaş alan arkadaşlar var. Yani bu makas bu kadar açık. Yani bu hizmet yılına göre değişiyor. İşte yeni girdi, eski girdi. Bunlar hep değişiyor. Yani bulunduğu kuruma göre değişiyor. Bulunduğu kuruma göre değişiyor. Tabii mesela bizim kurumda çalışan işçi arkadaşlarımız diğer aşağıda çalışan kurumlara göre kıyaslandığı zaman daha az maaş alır mesela. Buna gerek yok ya. Tamam ya. Yok. Tabii ki de yok yani. Aşağı yukarı aynı. Ama bir an önce şey yapılabilir. İşte ağır iş, hafif iş gibi. Tutak 5'e böl, 5 aşamaya koy. Ayrılabilir yani. Ayrılabilir yani. O yapılabilir. Onlar düşünsün artık hocam. Bütün bunlar neyi ortaya geliyor? Bir ciddi sorunlar yumağı oluşmuş pozisyonda. Evet. Bir an evvel sizin söylediğiniz gibi bunların çözülmeye başlaması, çözülmesi lazım. Bir an önce çözülmeye başlaması lazım. Şimdi EYT çıktı. EYT'den emekli olmak isteyen arkadaşlar var ama bundan dolayı emekli olamıyor, emekli ayrılmıyorlar. 4688 sayılı kanunun bir an önce revize edilmesi lazım. 657 ile beraber. Ve bu revize sendikal paydaşların ve hükümetin ortak çabasıyla olması lazım. Bir an önce oturup gözden geçirilip yeni bir 657, eksikleri tamamlanan bir 657 ve 4688 sayılı kanun, özellikle toplu sözleşme kısmı tekrar gözden geçirilip uygulanabilir, yapılabilir bir gerçekçi kanun haline dönüştürülmesi lazım. Yoksa bu gidişle bu farklar çok artacak hocam. Yani şimdi bizim komisyon olarak bir de şöyle bir şey talebimiz var hocam. Mesela dedim ya az önce kamu mühendisleri platformu, veteriner hekimler platformu ve diğer meslek gruplarının platformları var. Biz komisyon olarak bunu şöyle düşünüyoruz. 1999 ve 2002'deki ek kararname ödemesi var. Hı. Çok zor değil. Onu getirelim diyoruz. Koysun işte bize maaş verecekler. Ona göre yapsınlar. O dönemlerde şey çok yoktu hocam. Aralarda işte doktor, hakim, mühendis bu ve buna benzer meslek grupları arasında ücret farkı çok yoktu. Var mıydı? Vardı. Doktorun şeyi var mı? Sorumluluğu biraz fazla mı? Rahatsız edici değildi diyelim. Ha, fazla. Arada 500 lira, 700 lira gibi farkları vardı. Buna kimse itiraz etmiyordu. Ama şimdi baktığın zaman ciddi farklar var. Yani 2002 yılından 2023 yılına ne geçti? Ek ödeme kararnamesini alalım, koyalım. Ona göre bir düzenleme yapalım. Birbirine ilintilelim. Kimse diğerinin aldığından gözü olmasın. Ya da ben çok az alıyorum düşüncesine girmesin. Ya bu zor da değil. Yapılabilecek İmkanlar da var, fırsatlar da var.
kamu çalışanları çok cefakar. Şakir Hocam. Kesinlikle. Hakikaten cefakar. Yani özellikle aidat hissedenler var. Ya o kurma aidat hissetmiş. Çalışıyor. Ya tamam diyor, olsun diyor, ben yine çalışacağım diyor. Özellikle bizim hizmet kolumuzda da var. Hem tarımda hem ormancılık hizmet kolumuzda. İşte pandemi sürecinde de ciddi sıkıntılarımız oldu mesela. Beşeri sağlıkçı arkadaşlar ne kadar çalıştıysa bizim arkadaşlarımız da o kadar çalıştı gerçekten. Yani gıda demek hayat demek. Her şey. Yani bizim arkadaşlar da sahadaydı. Biz tekrar ediyorum, bunu tekrar etmekten de kaçınmıyorum. Biz hakkımızı istiyoruz kesinlikle. Ne bir eksik ne bir fazla. Pardon. Hakkımız olan istiyoruz. Kamuoyunda da şöyle bir algı var. Özellikle vatandaşlar kamu görevlerini karşı karşıya getirmek istiyorlar. İşte bir zam olduğu zaman devlet memurları doymadı, bir sürü zam alıyorlar. Öyle değil aslında. Yani şimdi işçi arkadaşlar aldı değil mi? Şu kadar maaş yok, öyle değil. Ya da biz şimdi 30 bin lira gibi maaş aldık gibi düşünüyor ama öyle değil işte. Bunu vatandaşa farklı aksettiriyorlar. Önemli olan alım gücünün ne oldu? Aynen öyle. Şimdi pazara çıktığınız zaman görüyoruz işte Şakir Bey. Yani bir ev kirası 10 bin lira olmuş. Isparta'da yaşıyoruz. En ucuz çay kahvede 4 lira. Evet. Bir bardak çay. Şimdi biz özellikle tatil bölgelerinde ve büyük şehirlerde yaşayan kamu görevlileri ya aldıkları maaştan fazla ev kirası ödüyorlar. Yol bunlara mesela bu tür burada çalışan arkadaşlara yol parası, yemek parası ayrıca yeniden bir düzenleme yapılması lazım. Çok. Ciddi şekilde. Kesinlikle. Şimdi Antalya'da yaşayan ya da İstanbul'da yaşayan ya da İzmir'de yaşayan bir kamu görevlisi 10.400 lira maaş alıyordu. En düşük devlet memuru Şakir Bey düne kadar simit, ya. Isparta 5 lira. Geçen hafta ben cumartesi gün kızı bırakmaya gittim, İstanbul'daydım. 10.000 orada 10 lira abi. Buyur. Simit yani. Çok basit. Evet. Aynen öyle. Velhasıl dertlerimiz, sıkıntılarımız o kadar çok ki. Mesela bizim şöyle bir de çalışmamız var. Onu da söyleyeyim de. Enflasyon farkı ciddi tamam. Anlamda oluyor. Her ay işte 2, 3, 1, 5 neyse çıkıyor. Biz Türkiye Komisyonu olarak diyoruz ki enflasyon farkı aylık olarak maaşlara yansıtılmalıdır. Eşer normal sistem. Evet. Türkiye Komisyonu olarak bizim taleplerimizden biri bu. Aylık olarak yansıtılsın. Orada da bizim ciddi zararımız oluyor biliyor musunuz? Tabii, 6 ayda bir ödeniyor. İşte geçmiş dönemlerde %30-35 enflasyon farkları oldu. Şeye hesaba vurduğumuz zaman bir maaş kaybımız oluyor biliyor toplamda musun? Toplamda yıllık. Evet. Yani ciddi bir rakam. O yüzden bir an önce bu enflasyonist ortamda aylık olarak eşel mobil sistemiyle maaşlarımıza enflasyon farkının yansıtılmasını talep ediyoruz. Evet. Şeyi soracağım. EYT'den sonra emek olan çok oldu mu? Kalmadıktan sonra olmadı. Herkes Temmuz bekledi. Temmuz o da beklenen evet. Olmayınca. Beklenen olmadı. Allah var. Temmuz'da çok ümitlilerdi. Temmuz'da emekli olmak isteyen bir hayli arkadaş vardı. Ama muhtemelen şu anda kalır. Dediğim gibi aradıkları da görüştükleri zaman 3600 beklentisi de vardı bu arada tabii. Yani tekniker olup da emekli olmak istedi. O da çıkmadı. Beklenen zam da gelmedi. Velhasıl bir hayal kırıklığı şeklinde devam ediyor şu anda. Yani emeklilik yaşını hükümet bir şekilde o zaman 65'e doğru götürüyor. Yani erken emekli önlemiş oluyor biraz. Tabii doğal olarak önlenmiş oluyor. Doğal süreç bunu kendi getiriyor. Ama tamam çalışanlar için öyle de Şakir Bey emeklilerimiz hakikaten ne yapacağız? Çok sıkıntı. Emeklerimiz, Allah kolaylık yani versin. Emeklerimiz de öyle çok büyük paralar almıyorlar ki. Abi bir şey almıyorlar ki. Hele bir de yani eşinden alıyorsa %70'ini alıyor tabii, zaten. Tabii %70'ini alıyor. Bu şartlarda hakikaten çok zor ya. Allah 5000 küsür lira o %70'ini alırmış. 5000 küsür lira emekli maaş alan memurumuz var. Var yani. Allah kolaylık versin. Bir de yardımcı hizmetler sınıfımız var bizim. Hı-hı. Yardımcı hizmetler sınıfının Türkiye Komisyonu'nun kırmızı çizgisiydi bu. Genel idare hizmetleri sınıfına geçirilmesi. Bununla ilgili çalışmalarımız da hala devam ediyor. Zaten bizim 10 maddelik bir kanun teklifimiz vardı. Bunu geçmiş dönemde meclise verdik. Bir gelişme olmadı. Ama hala bunlarla ilgili de çalışmamız devam ediyor. İnşallah biz bir an önce o masaya oturmamız lazım. Kamu çalışanlarına buradan sesleniyorum. Arkadaşlar lütfen Türkiye Kamu Seni o toplu sözleşme masasına oturdun. Verin yetkiyi, görün yetkiyi diyoruz ısrarla. Güzel. Yani biz bu masaya bir oturalım. Kamu Seni ne yapacak hep beraber bir görelim. Görmemiz lazım. Yani kamu çalışanların bu konuda bize yardımcı olması lazım. Ha böyle derken olmuyorlar mı? Oluyorlar. Evet. Onu da söyleyeyim. Mesela 2022-2023 yetki döneminde Mayıs ayında biz 26 bin küsür civarında sayımızı artırdık.
Türkiye genelinde de Türkiye kamusal olarak 553 bin üyemiz oldu. Yani biz her yıl sayımızı artırıyoruz. Yani sayı da artıyor. Tabii sayımız artıyor. Ama yetkili sendik olmanız lazım. Ama yetkili olamadık, evet. Yetkili olamadık. Bir fazla sayıya ulaşamadık henüz. Bütün mücadelemiz, çabamız yetkili olup o masaya oturup Türkiye kamusunun o masada ne yaptığını bütün kamu çalışanlarına göstermek olacak. Bütün azim şekle ilk günkü gibi çalışmalarımız devam ediyor. Evet. İnşallah o masaya otururuz. Evet. Son sorumda ben de sizi geçen aramıştım zaten. Gerçekten kamusal olarak aynı zamanda tesisleriniz var, misafirleriniz var. Evet. Çok güzel bir hizmet aslında. Evet. Tebrik ediyoruz yani. Sağ olun hocam. Bizim sosyal tesislerimiz bir hayli var. Bunu biz Ankara'dan başlattık önce. Ankara'da Cebeci'de bir genel merkezimiz var. Genel merkezimizde 120 yataklı misafirhanemiz var mevcut. Ona hemen yakın Türk Sağlık Sen konuk evimiz var. Çok iyi ya. Ayrıca Koçetepe Camii'nin yanında Türk Diyanet Vakıf Sen'e ait bir misafirhanemiz daha var. Ayrıca Ankara'da öncelik üyelerimizin olmak üzere 528 yataklı öğrenci yurdumuz var bizim. Yarısı kız, yarısı erkek olmak üzere üyelerimize biraz daha indirimli. Diğer kamu çalışanlara fiyat olarak biraz daha farklı. En sonunda şeyi de yaptık. Geçen yıl açılışını yaptığımız İstanbul'da Türkiye Kamusal Misafirhanesi yaptık. Şakir Bey, bu işleri yapmak hakikaten kolay. Çok, yani İstanbul'da, çok önemli değil mi? İstanbul'da yer aldık. Misafirhane yaptık. Zor şartlarda. Şu anda faaliyette. Üye ile üye olmayan biraz farklı ama olsun. Orada bir evimiz var. Aradığımız zaman yer varsa belki fiyatlar biraz farklı olur ama yerimiz var, var yani. Bu var. Sosyal aktiviteler, sosyal etkinlikler gayet iyi oluyor. Yine piyasaya göre çok da uygun. Tabii piyasaya göre çok uygun. Çok uygun. Ya burada da arkadaşlar şey diyor işte neden üyelerden para alıyorsunuz gibi söylüyorlar ama almak zorunda. Yani dönmesi lazım. Bu işin dönmesi lazım. Döndürmek için de zaten zorundasınız zaten. Aldığımız ücretler de öyle çok değil ama hani gün çok değil de çok gibi görünüyor. Belki biz Isparta'dan dışarı çıkmadığımız için. 4-5 yıldız, ben İstanbul'dakini biliyorum. 4 yıldız, 5 yıldız kalitesinde bir yer. 350 lira kamusal üyesi para ödüyor. Yani 350 lira bugün... Evet, 350 lira. Yani piyasanın çok ama çok altında. Sembolik bir şey. Yani sadece sistem dönsün diye anlam var zaten. Ya, İstanbul'da 350 lira kalmak... Ben hiç İstanbul bir defa gittim hayatımda. İstanbul'da kalmak zordu değil mi 350 lira? Yer bulamazsın. Zor değil. İmkansız. Yani en kötü otele gitsen 1000 liraya kalırsın. En kötü otele gitsen. Evet. Başkanım, ilave edeceğiniz bir şey var mı? Hocam ben buradan şunu söylemek isterim son olarak. Biz Isparta'da yaşıyoruz. Ispartalıyız. Türkiye Kamusal olarak buradan kurum yöneticilerine seslenmek istiyorum. Kıymetli kurum yöneticilerimiz. Sizden isteğimiz geçmiş dönemdeki gibi birileriyle beraber hareket etmeniz değil. Devletin makamlarını devletin işleri için kullanmanız, sendikacılık yapmak istiyorsanız makamları bırakıp sendikacılık yapın. Hep beraber sendikacılık yapalım. Bunu söylerken bütün kamu kurumlarında çalışan yöneticilerini kastetmiyorum. Yapanları diyorsun. Onlar kendilerini biliyor zaten. Buradan sadece ben mesaj için söyledim. Kimin ne yaptığını biliyoruz. Farkındayız. Uysal koyun değiliz. Türkiye kamusal hiçbir zaman devletin makamlarına karşı gelmemiştir. Gelmez de ama hakkımızı da yedirmeyiz. Sizden ricamız herkes işini yapsın. Biz de işimizi yapalım. Sizler de işinizi yapın. Aslında programdaki en yani güncel diyelim mesaj bu oldu. Evet hocam. Yani diyorsunuz ki herkes işini yapsın. Herkes tabii bütün memurları, bütün kurum memurlarını kastetmiyorsunuz ama evet, kesinlikle. Sendikal noktada taraf olan mı diyelim? Taraf olan, evet. Veya taraf olan. İşini kaybedenler varsa mesajınızı da onlara diyorsunuz. Yani dediğim gibi o kurum yöneticileri kendilerini çok iyi biliyor. Biz de onları biliyoruz. Bizim üslubumuz her zaman devletten yana olmuştur. Devletin itibarı bizim için her şeyden önce gelir. Ama hakkımızı da yedirtmeyiz. Yani siz müdürünüz yapın. Sendikacılığı biz yapalım. Biz de yapalım. Kamu çalışanı kime inanıyorsa ona üye olsun. Ona üye olsun. Kesinlikle. Peki. Talebimiz, isteğimiz bu. Bir de en son kamu çalışanlarına seslenebilir miyim? Müsaadenizle. Lütfen. Kıymetli kamu çalışan arkadaşlarım. Türk yüzyılında sizleri Türkiye Kamusen çatısı altında birleşmeye, beraber olmaya, güçlenmeye, kaybetmiş olan haklarımızı almaya davet ediyorum. Allah'a emanet olun.
Hayırlı akşamlar diliyorum. Peki. Başkanım çok teşekkür ederim. Ben sağ olun. Allah kolaylık versin. Sağ olun. Teşekkürler. Efendim bölümümüzün sonuna geldik. Kamusayan İl Temsilcisi, Türk Tarım Orman Sen Isparta Şube Başkanı Süleyman Hilmi Yılmaz konuğumuz oldu. Hem sorunları aktardı hem en son gündeme gelen memur maaş zamlarını düzeltilmesi noktası taleplerini iletti. Ve en sonunda dedi ki kamudaki yöneticilere sendikal işlere karışmayın dedi, mesaj verdi. Evet, inşallah tüm sadece memurların değil, toplumumuzun tüm kesimlerinin sorunlarının en aza indiği, mutlaka sorun olacak hayat devam ettikçe ama en aza indiği bir Türkiye temenni ediyoruz. Kısa haberimiz var, sonra tekrar birlikteyiz.